Yiğitler. Bir kez daha Sayın Alican'la beraber. Merhaba Sayın Alican. Merhaba Sayın Alican. Karşınızdayız. Bugün Sandman'den, Neil Gaiman'ın ölümsüz çizgi roman eserinden birazcık bahsedelim istedik. İşte yani bu da sebebi. Evet. Ve bahsediyoruz. Evet sevgili Alican'cığım, Sandman nedir ne değildir bilmeyenler için kısaca geçelim. Tamamdır, Sandman nedir ne değildir? Sandman bir çizgi roman serisi. Güzel. Ve işte 80'lerin sonunda ortaya çıkmış ve çizgi roman medyumunu tamamen değiştirmiş. Ona yön vermiş, kendinden sonra gelen kitapları çok etkilemiş. Hatta fantazi türünün, fantastiği toptan etkilemiş bir seri. O iyi bir jenerasyon denk geliyor işte. Alan Moore'un başlattığı o akım Neil Gaiman'ı çok etkiliyor. Sandman daha popüler oluyor. Özellikle Swamp Thing'e kıyasla. Çünkü Swamp Thing'den çok etkileniyor. Hmm. Alan Moore'un Swamp Thing'inden. Böyle işte daha psikolojik gerilim falan gibi bir janr. Yani şöyle bir durum var. Normalde işte o dönemde çizgi romanlar daha böyle aksiyon temelli, kahramanlık temelli olduğundan Sandman çok ayrılıyor oradan. Hmm. Çünkü anlatmaya çalıştığı şey başka ve bir süper kahraman hikayesi değil. Ama temelinde şöyle bir şey var. İşte Sandman aslında DC'nin tarihinde önceden olan bir karakter. Kirby'nin yarattığı. Ama 80'lerdeki bu değişimden sonra Karen Berger Neil Gaiman'dan böyle bir şey rica ediyor. Diyor ki sen beni yap. Senden tek bir ricam var. Toptan değiştir, sadece ismi kalsın. Var mısın? Neil Gaiman da evet yaparım diyor. Ondan önce Sandman bağımsız bir karakter var, olarak var. Evet, Sandman, evet. Rüyaların. Evet, kum atan falan böyle bir, evet, bir evet, öyle bir adam var. Öbür işte Destruction bilmem ne Desire falan. Yok yok yok. Okay. Onlar yok. Sadece Sandman var. Yani Dream işte rüya var. Ama Gaiman'ın yarattığı gibi değil. Gaiman alıyor sadece Sandman fikrini. Onun üzerine bambaşka bir şey yaratıyor. Alan Moore'dan çok etkileniyor ki işte Alan Moore'la Neil Gaiman'ın ilişkisi de enteresandır. Çünkü Watchmen işte yapılacağı zaman bir nevi asistanlık yapıyor Gaiman Alan Moore'a. Teşekkür kısmında Neil Gaiman'a hatta ithaf eder kitabı. Watchmen'i. Hiç bilmiyordum bunu ben. Şöyle bir durum var işte şey yazıyor. 12 bölümden oluşuyor Watchmen. Her bölümü yazıyor. Her bölümün sonunda bir tane alıntı vardır. Ve o alıntının bir kısmı da o bölümün başlığını oluşturur. Yazdıktan sonra Gaiman'a arıyor. Diyor ki Alan Moore ben konusu bu. Bana bir alıntı bul. Neil Gaiman işte şarkı sözlerini araştırıyor. Başka kitapları araştırıyor. İşte, tabii kitap mukaddesi araştırıyor falan. Oradan bakıyorlar. Ve o konsepte uygun alıntılar buluyor. Alan Moore arasından seçiyor. Onları hem sona koyuyor hem başlık yapıyor. Ve çok iyi oturuyor yerine. Hani böyle münasebetleri var. Sandman'i yapmaya başladığında da ister istemez etkileniyor Alan Moore'dan ve işte Swamp Thing'teki bir sürü olayı kullanıyor zaten. Onun üzerine kurarak ilerliyor. Bir sürü öğeyi yani demek. Bir sürü öğeyi yok. Doğrudan karakterleri de kullanıyor. Swamp Thing'in kendisine geldi yer. Hatta ilk ciltte şey de olması lazım. Martian Manhunter falan da gözüküyor. Bir yerde Scarecrow falan da gözüküyor. Scarecrow gözüküyor. Evet, evet hatırlıyorum ben. Ben ilk okurken hani hiçbir arka planı bilmiyordum. Yazar kim, çizer kim falan filan. Sıradan bir DC romanı diye aldım elime. Evet yani Sandman vardı mesela. Şey Sandman demişim. Korkuluk vardı mesela ilk ciltte hakikaten. Evet. Yani onları kullanıyor. Ve işte şey cehennem tasviri çok önemli Sandman'de. Oradaki cehennem tasviri aslında birebir Swamp Thing'ten alma. Doğrudan aynısını kullanıyor. Çünkü aynı evrende geçiyorlar. Üzerine bir şey oluşturmuyor. Ve işte şu an çok popüler karakterlerden biri yine Vertigo'nun en popüler karakterlerinden biri olan Constantine de ilk kez Sandman da ortaya çıkıyor. Yani Constantine yaratıcısı Neil Gaiman aslında. Ya bunu da bilmiyordum. Evet. Yani o şeyin işte şeytan karakteri falan o haliyle Lucifer yani falan. Lucifer'i de evet bu hale getiren yine Neil Gaiman. Aynen. Ve bu bizim bildiğimiz anlamıyla işte DC'deki bu evrendeki cehennemi bu hale getiren hani çıkış noktası evet Alan Moore'un Swamp Thing'i ama geldiği nokta Neil Gaiman'ın Sandman'i. O açıdan çok mühim bir şeyler katıyor. Ve şöyle bir şey başarıyor. Günceli yakalıyor tabii ki ama günceli yakalarken tarihten ve mitolojiden kopmuyor. Gaiman zaten bir mitoloji geeki bu anlamda. Çok okuyor, çok araştırıyor. Ve yazmaya başlıyor. Ama yazarlarken böyle çok büyük bir şey olacak diye girmiyorlar. Yani bu hale gelmesi... Daha mütevazi. Kesinlikle daha mütevazi. Beklenmedik. Anladım. Neil Gaiman... ne kadar roman yazarı, ne kadar çizgi roman yazarı? O tarihte sadece çizgi roman yazarı. Neil Gaiman'ın ilk romanının yayınlanışı, ilk işte Terry Pratchett'le olan Kıyamet Gösterisi var. Ama o da bir Gaiman romanından ziyade bir Terry Pratchett romanı. İlk romanı Yok Yer, 95-96 gibi. Aha. O da şeyden bir yandan, BBC'ye yazdığı diziyi, senaryoyu kendisi kitaplaştırıyor. Anladım. O da doğrudan roman olarak çıkmış bir fikir değil.
İlk roman olarak yazdığı roman Yıldız Tozu 99 falan. Hmm. Sonra 2001'de Amerikan Tanrıları'nı yazıyor. O zaman kendisine yani çizgi romancı dememiz daha şey. Yani ilk dönem için çizgi romancı, artık daha çok romancı. Ama o şekilde giriyoruz. Senden ilk çizgi roman işi de değil. Hı-hı. Ondan önce Dave McKean'le yaptığı bir iki iş var. Yine DC'ye. O zaman Vertigo yok tabii. Vertigo'nun açılışı 93 falan sanırım. DC yayınlıyor o dönemde. Peki şey dedin ya işte, Gaiman hem moderni de yakalıyor ama hem de mitolojiden Hı-hı. etkileniyor falan. Ya biraz ne demek istediğini anlıyorum. Ama ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bu ya şey hikayesi var. Sen ben her okur için değil muhtemelen. Ya da klasik bir o dönem için bahsediyorum. Artık şu an için değil de. O dönemki çizgi roman okuru için bambaşka bir hikaye abi. Hı hı. Ve çıktığı zaman da insanlar şey diyorlar yani. Bu entelektüeller için bir çizgi roman gibi bir havaya gidiyorlar. Onun da sebebi şu. Bir romanmışçasına yazıyor. Karakterleri öyle yazıyor. Hı. Çünkü yani her şeyi baştan yaratıyor. Orijin hikayesini baştan yaratıyor. Dünyayı baştan yaratıyor. Bir sürü karakteri koyuyor yan yana. Ama bu mu yani ana fark? Sonuçta ona bakarsan atıyorum işte Stanley'de ilk örümcek adam uydururken sıfır da uydurmuş oluyor yani. Tabii ki. Yok, şimdi mitoloji kısmına gireceğim. Okay. Mitoloji kısmında işte bu işte yıllardır gelen bu geleneğin, fantastik geleneği sonuna kadar kullanıyor. İşte nedir? Mesela Shakespeare'i dahil ediyor abi. Bu çok postmodern bir hamle aslında. Doğrudan Shakespeare'in işte bir yaz gecesi rüyası. Doğru. Karakter olarak. Evet, oradaki karakterler karakter yani, olarak. Ve yani şey, Shakespeare'e bu yeteneği orada rüya veriyor. Doğru. Ve bunun karşısında 3 oyun istiyor. Ve o 3 oyundan ilki işte en kısa gecenin rüyası yaptık galiba biz çevirdi. Perilere bu oyunu oynayacak. Ve çok inanılmaz bir şey ve bir peri hikayesi aslında. Evet evet. Bu çok büyük bir hamle. Çok büyük bir olay yani. Çizgi romanın daha önce görülen bir şey değil. Hmm. Ve bu gerçekten şeyde hani metinler arasılık dediğimiz şey gerçekten postmodern edebiyatın temellerinden biridir. Bu çok kullanılır. Çizgi romana çok yansımaz çünkü hikayeyi bu kadar çok anlatacak yer yok. Ama Gaiman öyle bir yer açıyor ki sen absürt bulmuyorsun yani. Orada Shakespeare'in ne işi var demiyorsun. Çünkü yarattığı karakter tanrılardan daha güçlü. Evrenin işte temel yaratıcılarından şeylerinden biri yani kuvvetlerinden biri. Bu arada onlardan da bahsetmek lazım. Bunlar 7 kardeş. Evet evet. Sonsuzlar. Sandman bunlardan bir tanesi. Sandman hatta lakabı aslında. Evet. Namı diğer Sandman. Evet, evet. Kum adam. Rüya aslında Dream. Ondan sonra en çok bilinen diğer karakter Death Ölüm. Hı-hı. Bunun ablası. Aynen. Büyükten küçüğe sıralarsa en büyükleri Kader. Destiny. Kader ve hepsi D ile başlıyor. Hepsi D ile başlıyor. Kader ve işte elinde bir kitap var. Orada var olmuş ve olacak, gerçekleşecek her şeyi yazıyor. Hı-hı. Biliyor yani ve buna müdahale edemiyor. Kaderin olayı o. Sadece bir şahit yani. Değişmemesi için çaba sarf edebiliyor sadece. Ondan sonra işte ölüm var. Ondan sonra destruction var. Yıkım. Kaçak kardeş. Bu işlerden çok sıkılıyor. Destruction mı? Evet. Öyleydi. Evet. Bırakıyor. 7. cildin hikayesi o zaten. Ha, herhalde 7'yi okumadım. Bak çünkü diğer kardeşleri çok merak ediyorum. Onlara hep böyle sonradan falan giriyor evet, ya. İnsanı evet. Çok merak ettiriyor yani aslında uydurduğum. 7. ciltte onu bulmaya gidiyorlar. Okay. Ondan sonra işte ikizler var. Desire ve Despair. Ha, okay. Arzu ve Keder. İşte birbirinin zıttı gibi onlar. Evet, falan. Birbirinin zıttı gibiler. Bir de neydi de yedincisi? Şey, Delirium. Hezeyan. Tamam, okay. Onda şöyle bir durum var. Aslında yine şeye bağlı, Distraction, yıkıma bağlı. Yıkım bunları terk ettikten sonra normalde Haz, en küçük kardeş. Delirip Hezeyan'a dönüşüyor. Yani Delightken Delirium oluyor. Mesela bu da çok enteresan bir hamledir. Evet, evet. Ya adamın gerçekten mitolojiye de meraklı biri olarak ki işte Amerikan Tanrıları da şimdi dizisiyle falan meşhur oldu. Kendi sıfırdan bir mitoloji uydurması ve buna hevesli olması çok ilginç ve uydurduğu şeyler de gerçekten ilginç ve derin ve anlamlı yani güzel. Kesinlikle. Yani ben dediğim gibi çok benim ilgimi çekmişti okumaya başlayınca ve herhalde okuduğum ilk işte graphic novel. Evet. Yani ondan da iki adım. Bu arada graphic novel işte sıfatı diyelim yani bizde zaten birebir bu çizgi roman aslında da yurt dışında graphic novel ve comics olarak ayrıldığı için hikaye graphic novel dedikleri ilk ürünlerden. Ha ilk mi hakikaten? İlki değil de ilklerinden biri. Çünkü Watchman falan, V falan daha eski. Okey tamam. Yani bu kısaca şu arkadaşlar bilmeyenler için işte çizgi roman, comic book denilen şey daha çok süper kahramanları kapsayan. Başka neyi kapsar? Ne bileyim. Öyle genelde süper kahraman hikayesi. Asterix'i yani. Falan nereye alıyorsun mesela? Abi onlar da bence comics'e girer. Comics değil mi? Comics'e onlar comic. Sonuçta biraz da mizah falan onun dolayı hani. Bir de işte böyle daha entelektüel, daha edebiyat gibi olan, daha çizgi roman, süper kahraman çizgi romanlarla aynı yere konmasını istenmeyen, insanın içine el vermediği çizgi romanlarda graphic novel deniyor. Ama Türkçe'de var mı böyle bir ayrım? Yok ayrı? Abi,
Türkçenin güzelliği var. Biz en baştan çizgi roman demişiz zaten. Şimdi grafik roman diye bir şey uydurmaya kalkıyoruz diğerini dengelesin diye. Bu arada Gaiman falan hiç desteklemiyor böyle bir şey. Abi yani budur hikaye. Çizgi roman niye ayırıyorsun komiks ve grafik novel? Ne gerek var yani? Ya sen... zaten kategori yani bu şimdi başka bir muhabbet olacak mı? Kategorileştirme olayı evet. Olayın önüne geçmeye başladığı zaman gereksiz bir şey. Yani o zaman saçma orada bir can şey. Sıkıcı olay o. Yani insanlar özellikle işte atıyorum bu entelektüel kitle çizgi romana uzak dururken birden bu kadar havalı ve entelektüel şeyler ortaya çıktığında onları okumak istediğinde tüketmek için bir bahaneleri olması lazım. Yani çizgi roman okuyorum diyemediği için. O yüzden isim koydular. Evet, grafik novel. Bir de işte şey aynı dönemde çıkıyor dediğim gibi. Hani Watchmen işte Mouse aynı dönemde işte sonra senden geliyor falan. Bir akım olduğu için ister istemez böyle bir değişiklik oluyor. Ama bu tabii kapitalizmin bir parçası. Tabii. Hikayeden tamamen bağımsız bir şey. Yani okuru etkileyen bir şey değil. Yani ben de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Peki Sandman sence genel olarak yani bütün 6 cildiyle 7 cildiyle işte neyse ne anlatan, ne anlatmaya çalışan, seyirciye ne vermeye çalışan bir abi şu şöyle en güzel kısmı şu. Şimdi bu karakterler mefhum bunlar bir yandan. Yani bir kavrama karşılık gelen. Ha okey. Karakterler ve hepsi bunun üzerine çalışıyorlar. Gerçekten rüya efendisi insanların rüyalarına girip onları değiştiren, gerçekleştiren ve rüyadan rüyaya yolculuk yapan. İnanılmaz bir güç yani bu. Böyle bir olayı var. İşte diğeri işte ne bileyim yıkımdan beslenen, diğeri üzüntüden beslenen falan. Hani böyle mefhumlar oldukları için karakterlerin güçleri çok farklı. Soruyu bir daha söyle ya. Yok, yani ya anlattığı öyküler Sandman'in biraz böyle öykü ya bazen evet, bağda olsa evet, aralarında evet. Kopuk şey oluyor. Genel olarak ne amaçlamış Gaiman acaba bunları anlatmakta? Ya ne şu, hayal etmiş? Dream'e ele alırsan. Biraz da unutma lafını. Şey de sık sık oluyor. Yani sık sık roman öykülerinde başrol Dream olmayabiliyor. Evet evet. Şimdi mesela şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar çok güçlü. Hı-hı. Hatırladım şimdi. Bunlar çok güçlü oldukları için yıkılamaz, yok edilemez gibi görünüyorlar. Çünkü dördüncü ciltte mesela birazcık spoiler olacak ama en sevdiğim hikayedir orada. Okay. Lucifer delirip cehennemi boş bırakıyor. Evet satılığa çıkarıyor yani. Evet evet. Ve tüm mitolojinin tanrıları sıraya giriyorlar almak için. Ha doğru hatırladım. Yani Mısırlılar geliyor, İskandinavlar geliyor, Japonlar geliyor, sıraya giriyorlar falan. Ve bu aslında ilk ciltte yaşanan bir olan intikam hikayesi. Evet. Çünkü evet. Lucifer'ı aşağılıyor cehennemde rüya. İlk ciltte. Dördüncü ciltte bu intikam hikayesi diyor ki sana doğrudan bir şey yapmayacağım. Ama bu işi sen çözeceksin, ben cehennemi bırakıyorum diyor. Al bu da anahtarları diyor ve gidiyor. Ve rüya o kadar... Aslında vicdan sahibi bir karakter ki bu kadar güçlü olmasına rağmen ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü adil davranmak istiyor. Ama çok zor. Çünkü iblisler falan burası bizim yerimiz biz kontrolü ele alalım. Muhatap olduğu tiplerde iblisler çünkü. Yani evet. Hem orada yaşama hakkı olan başka evet. Yuvası olmayan tipler ama hem de işte içinden sadece kötülük fışkıran evet. Ona buna işkence etmekte evet. Duran tipler. Ama Lucifer öyle bir adam değil yani. Evet, o böyle şey gibi. Cehennemin işte sorumlusu olarak. Evet evet o böyle yani artık hani ben Hristiyanlık şeyi uzmanı değilim. Hangi kilisenin hangi şeyi evet, şeyidir bilmiyorum evet. Ama Gaiman'daki Lucifer böyle biraz kurban gibi zaten. Öyle yani. Öyle. En çok sıkıldığı şey yani ben buranın gardiyanıyım. Ben evet. kötü bir insan bir melek değilim ya da artık. Neyse öyle bir tavır var. Çok bu arada affedersin bu arada hani zaten o da o kadar ilgi çekmiş bir karakter ki tabii. Onu da dizisini yaptılar. Tabii, gerçi tabii. O dizi yani çok evet, abuk yani. Evet biraz uzak ama Lucifer çizgi romanları çok iyidir yani insanlar okuyabiliyorlarsa. Okusunlar. Rüyanın çok güçlü bir karakter olup kendi bulma hikayesi. Bir yandan çünkü naif, içine kapanık, ne yapacağını bilemeyen, eğlenceden uzak ama bir gizli komikliği olan bir karakter. Ve bu kadar güçlü olmasına, milyonlarca yıldır yaşamasına rağmen ne yapacağını bilemiyor hala. Onun karakter gelişimini anlatıyor. Şimdi bu çok önemli. Yani bu kadar güçlü bir karakterin karakter gelişimini yaratmak dünyanın en zor şeyi ve hani Gaiman burada şeyi anlatmak istiyor. Abi en güçlüler bile bir yerde aciz. Bu evet düşüş noktasına gelir. Çünkü özellikle Dream'le rüya ile ilgili bir son oluyor işte 9. 10. ciltte bir değişiklik oluyor. O noktaya geliyor yani ve hani normal insan ne yapsın bunlar bu hale geliyorsa gibi bir empati yakalayabiliyorsun orada. Çünkü gerçekten bir sürü yerde çok aciz, gücü yetmiyor. Eskiden yaptığı kötülüklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. İşte eski kız arkadaşı pişman oluyor. Evet. Onların işte kefaretini ödemeye çalışıyor. Çünkü işte eski kız arkadaşını cehenneme kapatmış ruh hastası bir yandan. Pis bir sevgili yani. Bin yıl sonra pişman olmuştur.
özür dilerim falan diyor ve empati kuramıyor. Böyle evet yani böyle işkence bir cehennemin içerisinde falan diye gelmiş. Yani bir yerde çok seviyorsun ama bir yerde diyorsun ki bu iğrenç bir herif yani. Onu hissettirmesi açısından çok önemli. Game'in onunla oynuyor sürekli yani sen asla kalbini açamıyorsun rüyaya yani orada. Onu şey olarak kabullenmen lazım. Birazcık böyle dengesiz bir karakter olarak kabullenmen lazım. Ama işte zaten yani bu genel bir muhabbet belki ama özellikle fantastik işte edebiyatta falan diyelim bu insan olmayan karakterleri insan gibi olması az önce senin dediğin gibi yani bunlar bile insan kadar işte insansı acizliklere sahip işte bir sürü duygusal davranıp hatalar yapabiliyorlar, pişman olabiliyorlar, yanlışlık yapabiliyorlar. Bu karakteri sevmemize, özdeşleştirmemize, kesinlikle, kendimize falan bunlara yarıyor diye. Evet, yarıyor tabii ki yarıyor. Yani ve hepsinde var bu. Bazı karakterleri daha çok görmüyorsun tabii ki. En çok rüya üzerinden gidiyor. Evet, evet. Hikayede şu, şimdi rüyaların efendisi bir yandan, bir yandan hali hayalin efendisi, bir yandan öykülerin efendisi. Hayal gücünü kontrol ediyor. Doğru. Haliyle tüm yaratılan, uydurulan şeyleri aslında hükmediyor. Doğru. Hatta direkt çok güçlü. İlham perisi, ilham almakla ilgili bir öykü bile var. Evet, hatta. Evet var. Ve diğer taraftan da şey, diğer ilham perileriyle de münasebet halinde, diğer işte büyü yapanlarla münasebet halinde sürekli. Daha üstün varlıklar bile çekiniyor bundan. Bir yandan arkasından iş çevirmeye çalışıyorlar. O yüzden o da ne yapacağını bilemiyor. Çünkü elinde kendisi için fazla güç var. Diğer karakterler güçlerini özümsemiş durumlar. Özellikle ölümün işi çok zor. Yani can almaya gidiyor her seferinde. Ve onun işte 20'lerinde cool bir gotik kadın tarzında olması mükemmel. Ve şey, ikinci ciltte falan sanırım birinin canını alacak. Ya ilkte ya ikide. Birinin canını alacak. Bana biraz daha zaman ver diyor. Hissediyor adam öleceğini. Sen de herkesle aynı şeye sahip olacaksın. Sadece bir ömür. Ama bunun bir gün mü, 100 yıl mı olacağını kimse bilmiyor abi. Ama ölümün kendi standartlarında her ömür bir ömür yani. Ama işte rüyada bu yok. Onu, o gücü kabullenemiyor, anlayamıyor. O yüzden geldiği son nokta çok farklı. Peki sana belki biliyorsan magazin bir soru. Sence ölüm karakterini böyle bir kız arkadaşı falan üzerinden şey yapmış olabilir yok mi? Yok, var doğrudan birebir. Bir kız arkadaşı değil. O dönemde tanıdıkları bir arkadaşı üzerinden doğrudan. Hangi çizerini de hatırlamıyorum da. Dave McKean'in kim? Dringenberg. Birinin arkadaşı üzerinden birebir gördüğü ve tip aynı. Evet. Ve bu arada geçen sene falan öldü o kadın. Hadi ya. Game'ın Twitter'dan yazdığı çok üzgünüm ölümü onun üzerinden yaratmıştık biz diye. Ama birebir insandan etkilenerek. Çünkü diğer yani karakterlere nazaran ölüm hakikaten en bana insan gelen tip. Onu da işte yani gotik genç bir kız gibi falan. Yani o imajla gezen. Yani konuşması da öyle. Evet, insanlar gerçekten var falan. Bir de işte hani o böyle şey gibi yani ölüm dediğimiz şey diğerlerine nazaran insan hayatında çok daha özel bir yere sahip bir şey yani bir kavram olarak. Onu böyle insansılaştırmış yani onunla başa çıkabilmek için yani ne bileyim gerçek hayatta da insanlar ölüm falan gibi şeylerle başa çıkabilmek için böyle isyankar tiplere dönüşür falan filan ya şu an yani psikoloji 101 tabii ki bu hani çok inanılmaz genelleme. Hani o da onu hatırlatan bir hali vardı. Evet. Gerçekten öyle. Bir de şöyle bir durum var. Ölüm diğer sonsuz kardeşlerden şöyle farklı. Sadece en sonunda görüyorsun. Bir kere görüyorsun. Daha önce görmüyorsun yani. Rüyayla daha önce karşılaşabilirsin. Rüyanda görebilirsin. Bu arada Sandman mitolojisinden de bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Hani niye Sandman? Çünkü işte Alman masallarında bak bunu ben de bilmiyordum. İşte Der Sandman denen kum adam diye bir karakter var. Bir şarkısı var işte Mr. Sandman falan. O da ondan etkilendi. Evet, Dream in Dream. Tabii o sözleri onunla alakalı. İşte şey, bu karakter geceleri gidiyor. İnsanlar uyusun, rüyaya girsin diye kum atıyor. Ve şey de mitolojik olarak çapak da ona bağlanır. Demek ki senden gelmiş abi, kum adam gelmiş. Gece gözümüze kum atmış diye. Evet. Ama çok hayra yorulmaz bu iş. Demek ki bir cinlik peşinde. Bizi uyutmak zorunda kaldığına göre gibi de bir şey var. Çünkü Alman efsaneleri biraz daha kötücüldür. Bu doğru. Göre. Şey böyle hep korku temalı masalın şeyler hatırlıyorum. Alman efsaneleri diye. İşte bunu ofis izler miydin sen? Evet, izledim. Orada Dwight'ın hani çocukluğundan getirdiği abuk subuk efsaneler, şeyler, masallar falan oluyordu bu. Bunu işte ilk kaleme alan Hoffman diye bir yazar var abi. Alman. İşte 18. yüzyılda olması lazım. Der Sandman diye bir uzun öykü yazıyor. Ondan sonra artık şeyi etkilemeye başlıyor. Gotik ve fantastik edebiyat devamında etkilemeye başlıyor. Muhtemelen DC'de zamanında işte Kirby yaratırken bunu esas alarak yaratıyorlar. Ama game'in tamamen değiştiriyor onu. Başka bir yere getiriyor. Şu ilginç bu arada zaten. Yani buna uzun uzun girmeyelim de hakikaten hem DC'nin hem Marvel'ın
böyle dünyanın, yani gerçek hayatın, gerçek dünyanın mitolojilerinden kimi karakterler alması. Evet. Yani bunu zamanında ne hayal ederek, ne amaçlayarak yapmışlar bilmiyorum ama bugüne geldiğimizde artık böyle bu sefer kendi uydurdukları işte ne bileyim ben Batman'lere, Superman'lere, örümcek adamlara da öbürleri üzerinden baktığımız için Tanrı demeye başlamamıza sebep olan evet. bir sürece ulaştı gibi evet, düşünürüm evet, her evet, zaman. Evet. Şu şey dedik yani çoğu zaman başka karakterler, bölümlük karakterler evet, başrol oluyor. Evet, işte bizim rüya onlara gelip etkiliyor filan. O karakterler de hep bir acizliği olan, bir sıkıntısı olan, ciddi bir evet. belki günahı olan işte filan tipler oluyor. Pek iyi insanlar olmayabiliyorlar yani. Evet. Bir bölümde mesela bir seri katil gibi bir herif vardı. Evet. İşte bir bölümde İlham Perisi'ni mesela hapseden, onun sayesinde evet, işte romanlar evet, yazan bir herif vardı falan filan. Yani aslında Neil Gaiman'ın biraz hep şeyi, derdi hakikaten insanın işte davranış olarak yanlış dediğimiz, kötü dediğimiz, günah diyebileceğimiz filan hareketlere kendini kaptırması gibi gibi. İşte bilmiyorum belki rüya karakteri de bu başkalarının yaptıkları hataları, yanlışları, şunları bunları izleyip kendisi ders mi çıkarıyor acaba? Ne yani diyeyim? Şöyle ister istemez ders çıkarıyor. Bir de rüyanın başrolü olmasının şöyle sebepleri var. Rüyasından geçiyor bazı insanların ve o zaman fark ediyor bir şeyleri ve ondan sonra dahil olmaya başlıyor. Yani herkesi kontrol edemiyor yani. Her şeye kadir değil bu karakterler. Öyle düşünmemek lazım yani. Ama bir sürü şey konusunda çok güçlüler. Orada kendi hataları yüzünden etkilenen bir sürü hayat var. Onları toparlamaya çalışıyor zaten. Onun sıkıntısı var bir yerde. Bir de etkilenen, bağımsız olarak etkilenen başka hayatlar var. Onları yoluna sokmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken hata yapıyor sürekli. Sürekli hata yapıyor. Yani ben bu kadar çok hata yapan bir karakter çizgi roman dünyasında görmedim yani. Gerçi inanılmaz. Ve sürekli bir melankoli. Yani en uygun sıfat gerçekten melankolik. Evet, katılıyorum. Rüya için. Hani tipi de buna uygun. Aynen. İşte beyaz yüzlü, siyah saçlı, siyah elbiseli falan bir tip yani. Evet evet. Böyle yalnız bir de hep evet. falan yani. Yalnız ve mutsuz konuşuyor. Hüzünlü konuşuyor yani. Eyvah ben bitirdim, batırdım yine her şey gibi bir tavrı var. Ve toparlamaya çalışıyor ama iyi niyetli. Hafif güzel bana kısmı o. Şey gibi de geliyor bu arada Sandman. Karakter olarak bir self portre gibi de geliyor bu arada. O çok söyleniyor. Game'ın da katılmıyor değil öyle ona. Mi? Yani şey diyorlar. Hani kendi tipinden mi yarattın bunu gibi bir şey diyorlar. Game'da şeyi bilmiyorum ben diyor yani. Ben öyle olduğum için mi onu yazdım? Yoksa o böyle olduğu için ben bu adama dönüştüm onu bilmiyorum diyor. Çünkü abi şimdi 75 sayı Sandman. İşte demek ki böyle 7 sene falan sürmüş. Tabii 89-96. 75 sayı Sandman yazıyorsun, 10 yıl Sandman yazıyorsun. İster istemez o karakterle bütünleşirsin. Yani kaçınılmaz. Bir de şey değil yani hani çizgi roman geleneğinde diyelim örümcek adamı sana emanet ediyorlar. Evet. Yazıyorsun bir süre ama bu öyle değil. Bu kendisinin uydurduğu bir de, falan. Tabii bir şey. Öyle bir durum var. Yani Sandman'ı bitirdiği noktada uh-huh. Vertigo'ya şöyle bir şey söylüyor. Benden başka kimse Sandman yazmayacak. Ve bu çizgi roman dünyası için abi isteyemeyeceğin kadar büyük bir olay. Evet, çünkü yani, bir marka yaratmışsın. Hele hele DC bünyesinde evet, bir evet, şey evet. yani. Bu. Hiç mümkün değil. Kimse kabul etmez yani. Abi Watchmen'i bile yaptılar bir For Watchmen'leri. Yani Alan Moore'dan izinsiz umurlarında olmadan yaptılar. Çok sövüyor onları. Ama Neil Gaiman şey dedi yani çok net bir şekilde ve bu inanılmaz bir biçimde kabul edildi. Yani karşılıklı o tavizi verdiler çünkü bambaşka ya, bir... Ama bu adamın bu neyi diyelim işte ultimatomu diyelim eğer okuyucu tarafından da duyulmuş, benimsenmiş, biraz şey yapılmışsa zaten Sandman'ı tahmin ediyorum ki hani başkası yazsa çizse çok ciddi tepki gelebilirdi falan. Olurdu ama işte şeyler yaptılar işte spin-off'lar yaptılar onlar güzel oldu şimdi bunların işte... Dreaming düşlem diye çevirmiştik biz. Dreaming'te olan olaylar işte Habil'le Kabil'in hikayesi. Ondan sonra bu Hayalet Çocuklar hikayesi var. Onların spin-off'ları falan yapıldı. Yan karakterlerin spin-off'ları yapıldı. Ama ana Sandman hikayesini Neil Gaiman dışında kimse yazmadı. Hatta şöyle bir şey oldu işte. En son 2013'te 2013-2015 arası son bir cilt çıktı. Uzun bir ara sonra. Uvertür sıfır en başını anlatıyor. Ve mitolojiyi tepe taklak ediyor abi. İnanılmaz. Yani kendi mitolojisini mi? Tabii Sandman'in kendi mitolojisi. Çıkış noktasını, ilk başlangıç noktası tepe taklak ediyor. O da mükemmel hamle yani. Hani bir şey götürmüyor, çok daha fazla şey katıyor. O açıdan önemli. 25. senesi için falan önce galiba şeyden istiyorlar. 25. olamaz. 20. senesi için Neil Gaiman'dan istiyorlar yazar mısın diye. Gaiman diyor ki tabii ki yazarım, seve seve yazarım. Ama o tarihte yaptığımız sözleşme üzerinden değil. Çünkü bunlar maaşlı gibiler yani birazcık. İşte parça başı artık alıyorlar.
DC'de kızıyor. Olmaz diyor, aynı paraya çalışacaksın. Game'de diyor ki şimdi abi 89 yıldaki Game'inle 2009 yıldaki Game'in aynı adamlar değil. Kusura bakmayın yani. Büyüdük artık arası. Bir büyüdük ve marka değerim bambaşka yani. Evlendim, çocuğumu okula gönderiyorum demiş adam. Tabii ben Amerikan tanrını yazmışım falan diyor artık yani. Hani fantastik edebiyatın yaşayan en önemli yazarlarından biri sonuçta o tarihte. Ve DC ile anlaşamıyorlar abi. Hmm. DC tam o parayı yapmıyorsan yapma diyor. 5 sene sonra tekrar gidiyor. 25. yıl için işte. Hmm. 2013'te Uvertür yapmaya başlıyor. Bu sefer ikna oluyor, tamam istediğin parayı vereceğiz diyorlar. Uvertür'ü yapıyorlar. Uvertür de çıkmadı ama biz çıkaracağız onu. Önümüzdeki sene 2020'de yayınlanır muhtemelen. O da çok inanılmaz, çok farklı. Çok daha modern. Çizimler dolayısıyla çünkü arada yani 25 sene var. Ama hikaye olarak daha da eski ve bunda şeyi tanıyoruz mesela. Bu sonsuzların annesi ve babasını tanıyoruz. Aa çok ilginç. Evet. Aa çok merak ettim. Evet. Babaları zaman. Hmm. Anneleri de geceydi yanlış hatırlamıyorsam. Gece mi? Sanırım geceydi. Allah Allah. Tamam yani evet. Zaman süper kapsayıcı. Evet. Babaya yedirebildim de evet. Geceyi okumam lazım. Sanırım geceydi. Allah Allah. Evet. Gün diye bir konsept bir yerden fırlar mı sence bu zaten sonra? Nereye i̇şte, yapıştırabilirsin? İşte zaman gece üzerinde belli bir tahakküm kurduğu zaman gibi gibi. Onu ayarlamıştır yani. Anladım. Gün belki atıyorum çocukların bütünü işte yaşam oluyor falan. Nasıl uydurursun? Ya da şöyle de olabilir yani o karanlık boşluk gibi bir karşılığı da olabilir onun yani. Şu an hatırlamıyorum o yüzden sıkmayayım. Son olarak şundan bahsedelim o zaman. Estağfurullah bu arada. biraz hani şey dedik ya işte modern seyirci okuyucuyu da yakalıyor ama işte klasik evet. Mitolojiden etkileniyor falan. Hakikaten mitolojiler veya işte mitoloji dersek bize kızacakları çeşitli dinleri falan hepsini bir arada harmanlaması evet. ilginç yani. Hem işte evet. İskandinav tanrıları da mevcut ama işte Lucifer de evet. Abil Kabil şey falan da mevcut. Mısır da mevcut, Japon da mevcut. Aynen hepsini kullanıyor yani. Sanki şey gibi bir yerden uydurmuş. Hangi bölgede kim neye inanıyorsa onlar var zaten evet, falan gibi. Evet yani Amerikan tanrılarında kullandığı numara da buydu. Evet yani kesinlikle oradan. İnanıyorsan tanrılar vardır aha. hikayesi. Orada da varlar ve işte aslında yine bu mitolojilerin bir hikaye olduğunu düşünürsek haliyle rüyayla çok içli dışlı olay bunun. Çünkü insanların masalsı evet uydurduğu şeyler evet. bunlar ve ister istemez var oluyorlar ve onların hepsini birleştirebiliyor. Yani bunları peki sence niye işte bunların hepsini bir arada tutmaya gibi ilginç bir fikir vermiş? Bence yani abi, süper bir fikir. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani şey Gaiman olduğu için ben başka bir şey göremiyorum. Çünkü hı-hı. başta da söyledim. Mitoloji nerd'ü bu adam. Çok düşkün böyle şeylere. Birbirine yapıştırayım, girdireyim, çıkarayım bunları diye ve şey hoşuna gidiyor yani. Ne bileyim bir İskandinav tanrısıyla bir Mısır tanrısını karşı karşıya getirmesi. Aynen aynen. Ya Thor'un gidip de işte bir Mısır tanrısı birine yavşaması evet, falan işte orada bas, çok ilginç geliyor. Basta yavşıyor. Bir de kedi olduğu için pus pus falan diyor böyle. Pis yani. Şey falan diyor orada. Benim işte çekicim var biliyor musun? Okşarsan büyür falan diye böyle yani. Çünkü Thor öyle bir karakter. Thor'u hiç böyle görmemişsiniz şekilde. tam olarak öyle içip. Bir de yani cehennem açık arttırmasında bu arada yani evet yani Marvel filmleriyle Thor'a aşık olan seyircilerimizi evet. uyaralım. Aslında İskandinav mitolojisinde hakikaten biraz daha öyle bir karakter öyle, Thor. Öyle. Bu arada işte Gaiman'ın İskandinav mitolojisi kitabında anlatıyor yani. Yine Gaiman biraz daha onu ne bileyim level down yapmıştı. Aslında daha da sert orada ama evet yani öyle çirkin hareketleri var Thor'un. O çok çok uygun yani kendi dünyasında. İşte bir de şeyi seviyor. Hani Shakespeare muhabbetini açtık. Doğru. O senin şey söylediğin ilham perisini eve kapatma ve roman yazma hikayesi. Aslında onun da işte eskisi. O epiklerin ilham perisi. Haliyle hikayede Homeros'a zamanında ilham vermiş ve Homeros ondan etkilenerek yazmış. O adam da epik yazabiliyor sadece. Yani bu yazarları dahil ediyor, onların hikayelerini dahil ediyor, birbirine ayırmıyor. Bir de şeyi çok seviyor yani. Yine Shakespeare'de de o çok vardır da. Üç cadı meselesi. Aynen. Üç cadı motifini sürekli kullanıyor. Evet, evet. Hep farklı şey. Macbeth'te çok güzel ortaya çıkar işte bu. Üç cadı bir araya gelip acı üstüne acı, kan üstüne kan, kaynak kazanım kaynak, yanı dışına. Aynen, aynen. Ama Gaiman onları kendi karakteri evet, gibi de almış kullanıyor. Yani. Alıyor evet. ve dönüştürüyor. Yani o üç kadın, üç cadı hikayesini hep kullanıyor. Farklı varyasyonlarda kullanıyor. Bazen gerçekten İngiliz ekolünde kullanıyor. Bazen Yunan ekolünde kullanıyor. Bazen daha modernize ediyor. Şey bile çok hoş bir yorumdu bence. Normalde üç cadı işte atıyorum Shakespeare oyununda falan resmedileceğinde klasik olan hı-hı. üç tane diye cadıdır falan. Ama bu mesela bir tanesi öyle klasik cadı bırakın. Evet. Bir tanesi böyle çok işte güzel bakımlı evet, bir kadın evet, falan. Evet. Biri daha farklı. Evet. Hani böyle daha yani hakikaten mitoloji yani bu da değil mitoloji olsun deki şeyleri alıp yani kendi bu kattığı yorum
çok insana yani hemen böyle kafasında klik ediyor yani. Evet, adamın evet. O dahi halini alıyorsun gerçekten. Çok çok okuyor, çok biliyor, çok hakim. Bir de İngiliz geleneğinden geldiği için ister istemez onlarla aşır neşir. Ve haliyle Yunan tragedyalarıyla da aşırı neşir. Yani o işte Aeschylus'tan hikayeler var içinde. Hı hı. Bu Orpheus'un hikayesi var bu arada. Ha doğru doğru. Kendisi işte Morpheus bir yandan Dream'in diğer ismi rüyanın. Morpheus'un oğlu Orpheus'un. Orfe'nin hikayesi var. Orfe'nin başı işte öldürülüşü falan filan hikayeleri var. Onları çok iyi kullanıyor. Ve sırıtmıyor yani. Aslında bin yıllık hikaye o. Hı hı. Ve onu o kadar güzel modern bir hikayenin içine oturtuyor ki sen diyorsun ki evet tam olması gereken şey yani. Sen bana en uygun şey bu. Yani buna uygun bir zemin hazırlamak, bu settingi hazırlamak dünyanın en zor şeyi. Onu yapıyor. Ondan sonra gerçekten kaymağını yiyor game bu anlamda. Peki beğenmediğin, şusu daha iyi olabilir dediğin bir şeysi var mı genel olarak Sandman'ın? Ya ben şeyi çok sıcak değilim. İkinci ve beşinci ciltleri. Bu bebek evi hikayeleri falan. İşte Cindy o yani şey gibi. Bebek evi hikayesini ben de en az keyif olarak okuduğum, tekrar tekrar okuyup ulan bu ne anlatıyor ya diye biraz böyle kafa yorduğum işte hani, şeydi. 5 bebek evi, 2 de o 2 bebek evi, 5 de ondan etkileniyor. Sisler mevsimi, sisler mevsimi değil. Neyse 5'in adı aklıma gelmedi şimdi. Şurada var. Sen oyunu. Ha, sen oyunu. Sen oyunu. 2'de başlayan hikaye 5'te devam ediyor çünkü o birbirine bağlı. O hikayeyi mesela sevmiyorum. Hı-hı. Bana çok zorlama geliyor. Karakterlerini sevmiştim ben o öykünün. İşte böyle Barbie kız falan. Onun evet oldu, evet, değil evet Barbie. Ama şey o öykü tam ne oluyor ne bitiyor ben de çok anlamamıştım. Çok böyle atıyorum yani o kuzgun bir karakter geliyor bir şeyler diyor falan. Hani yani böyle hani göndermeleri de anlıyorsun. Ya o ama öykü ne? Şey koymuş çok mikrokozmik bir şey koymuş oraya. Çok büyük bir makro kozmos var. Mikrokozmik bir şey koymuş ve çok büyükmüş gibi davranıyor. Benim canımı sıkan şey o. Yani işte rüya evreninde bir yarılma var ve onun sebebi de bu kız. Evet, o böyle onun üzerine besliyor sürekli. O beni çok yoruyor. Biraz da fazla artık fantastik gibi sanki. Yani ya, fantastik. Fazla fantastik derken fantastiklik anlattığın öykünün önüne geçmiş gibi. Ya şey gibi bana zorlamış gibi hissediyorum. Anladım. Çünkü ihtiyacın yok. Ha bu arada o olay çevresinde olan her şey çok güzel. Hı hı. Mesela. Ama o olayın kendisi beni çok yoruyor. Oradan bir tane hiç unutmadığım her yerde sattığım bir alıntı var. Şöyle bunlar işte kızla bizim rüya havada uçuyorlar gidiyorlar falan. Kız diyor ki işte Freud'a göre rüyanda uçtuğunu görürsen işte seks yapmak istediğinin anlamına gelmiş. Bizimki de diyor ki seks yaptığında peki ne anlama çok hoşuma gitmişti. Rüya böyle bir karakter. O gizli komik, o mizahi tavrı ortaya çıkıyor. Ve bunu alıkça soruyor bir yandan yani. Öyle mi? Bence öyle. Ben gayet sıçayım Freud'a der gibi. Ya tabii sıçayım Freud'a kesin. Ama peki bu ne anlama geliyor olabilir diye de soruyordur yani. Doğru, o tavrından asla vazgeçmiyor. Böyle arkadaşlar sevgili Sandman kesin adını duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum bizim kanalı takip ediyorsanız. Ama okumadıysanız Itaki hazır güzel güzel basmışken. Okumanızı tavsiye ederim. Evet, 6. cilt hazırlanıyor şu an. O Mayıs, Haziran gibi çıkacak. Yeni cilt hemen arkasından çıkacak. Takipte kalsınlar. Ali Can da çevirinin de özellikle gayet iddialı olduğunu, tabii güzel olduğunu iddia ediyorum. İnanılmaz. Yani birinci sınıf daha iyisi yapılabilir miydi bilmiyorum o kadar. Bence büyük ihtimalle yapılamaz abi. Şey ben onu şey yaptım biraz düşündüm. Mümkün değil yani. Yok. Çok iyi, çok iyi. Ancak kelime dilimizin kendisinin gelişmesi lazım. Yani, değil mi? O çıtaya dayanmış durumda evet, yani. Evet. Anca öyle. Yok ama bu arada hakikaten çeviri önemli bir şey. Çünkü yani bunlar için ekstra önemli bir şey. Çünkü işte yani edebiyat sayılan, ben saymıyorum yani hani şey camia öyle diyor. Bir dile sahip. Evet. Öyle olduğu için yani işte iyi bir çeviri olması gerekiyor. Falan filan. Yani böyle hani ne bileyim. Alelade dandik bir çizgi roman değil. Bir dakika şimdi ben o ayrıma girmek istemiyorum. Durduk yere şimdi abi. Diğer çizgi romanlara benzemem. Yok yok. Bütün çizgi romanlar güzeldir. Tamam saçmalamayalım. Sen beni tavsiye ederiz. Ben de okumuş biri olarak kendim kişisel olarak tavsiye ederim. Ali Can da bu kadar bahsettiğine göre artık tavsiye ya bu cümlelerin anlamsızdır. Fena değil en azından dediğini. İyidir ya. İyidir ya. İyidir. Kendinize iyi bakın diyoruz arkadaşlar. Siz Sandman'ı okudunuz mu, okumadınız mı? Okuduysanız nasıl buldunuz? Okumadıysanız hakkında neler duydunuz? Aşağıda yorum olarak konuşup yazın. Ve dediğimiz gibi okumayı bence ihmal etmeyin. Fırsat bulursanız bir yerlerden okunun, edinin. Onun dışında kendilerine iyi baksınlar. Tabii hocam. Tabii, mutlu olsunlar. İşte hayat zor. Çizgi romanları okusunlar. Çizgi roman okuyun. Kendinizi geliştirin. Yani örnek gibi yaşamayın. Hadi bakalım. Görüşürüz.